Bakınız fiyat endeksine böyle cetvel çizip bu kadar kazandım, bu kadar kaybettin diye yorum yapılamaz. Yapmayın, yanlış yapıyorsunuz. Bu video nereden çıktı? Esasen şuradan çıktı. Geçen YouTube'da bir video izliyorum. Profesör Doktor Özgür Demirtaş. Özgür Hoca ki severim Özgür Hoca'yı. Şöyle bir şey söylüyor videoda. Diyor ki, bakın diyor 2006 yılından 2020 yılına kadar Borsa İstanbul diyor %137 artmış diyor. Ben bunu görünce şöyle bir Allah Allah dedim. Nasıl yani? Çünkü şey var. İTÜ'de mühendisliğe giriş dersi. Hoca geldi. Arkadaşlar dedi, bakın siz dedi mühendis olacaksınız. Sizin dedi rakamları ve ne ifade ettiğini az buçuk kestirebiliyor olmanız lazım. Yani tanesi 50 kilo alan çuvallardan 1000 tanesi. 1000 tane var diyelim. Ne kadar yer kaplar? Bir düşün bakalım. Kaç tane kamyon çağırsak o 1000 çuval taşırız bir yerden bir yere. Şu kadar mesafe olsa ne kadar mazot gider? Az buçuk bunları mertebesini en azından hesap edebiliyor olmaz lazım. Ben de bu %137'yi görünce tabii şöyle bir durdum. Daha önce bu datalarla biraz çalıştığım için Allah Allah dedim ya bir yanlışlık olmasın. Çünkü hani söyleyen kişi Profesör Doktor Özgür Demirtaş. Neyse ben bir kontrol edeyim dedim. Bir baktım Allah Allah bendeki rakamla Özgür Hoca'nın söylediği rakam uyuşmuyor. E bu matematik uyuşması lazım. Yani iki kere iki her zaman dört. Neyse dur dedim bir şey olmasın. Devam ettireyim videoyu. Bütün videoyu izledim. Sonra bunun üzerine başka bir video daha, daha çekmiş Özgür Hoca. Onu da izledim. Şimdi olan şey şu. Özgür Hoca ilk videoda şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor, bakın temetüleri dahil etmeden tamam mı? Borsa endeksinin getirisi bu. Fiyat endeksinin getirisi bu olmuş. Ama şimdi burada bir hata var. Neden? Temettüleri dahil etmemek şöyle, şöyle bir şey. Bakın altından örnek vereyim. Birebir aynısı. Çünkü böyle altından örnek verince kolay oluyor. Aa diyor evet. Bir tane adam hayal edin. Tamam. Bu adam geldi 2006 yılında 100 paraya 100 altın olmuş olsun. Tamam. Sonra bu adam her yıl 5-10 gram altını alıp bozdursun ve bu parayı da yesin. Adam gidiyor 2007 5 gram bozduruyor. 2008 7 gram bozduruyor. 2009 10 gram bozduruyor. Böyle böyle sürekli bozduruyor bozduruyor yiyor. Geliyoruz 2015 yılına. Adam diyor ki ya ben 100 para koymuştum buraya. E 2015 yılına geldik. Benim param 30 olmuş. Demek ki altın kaybettirmiş. Bak böyle desen ne, cenni, ne dersin? Diyeceğin şey şu olur. Abi iyi tamam da altın birden ikiye geldi. Sen diyorsun ki %70 kaybım var. Hayır. %100 kazancın olması lazım. Çünkü altının fiyatı birden ikiye geldi. Senin elinde 30 liralık altın var da. Tamam da o bozdurduğun yediğin altınları ne yapacağız? Onları hesap etmemiz lazım değil mi? İşte bu. Temettüleri hesaba katmamak işte bu. Siz borsa endeksine, fiyat endeksine baktığınız zaman Olan şey tam olarak bu. Altını bozdur ye. Yani şirket, sen bir şirkete neden alıyorsun abi? Bu şirket kar elde etsin, bu karı da yatırımcılarla paylaşsın diye alıyorsun. E sen elde ettiğin bu karı hesaplamaya dahil etmemek olur mu? Olmaz. Yani senin o endekse bakıp işte %137 kazandırmış borsa, eh çok kötü be demen seni yanlış yönlendirir. Doğru değil. İkinci videoda Özgür Hoca şöyle yapıyor. Arkadaşlar diyor çok tepki aldım. Muhtemelen kim tepki verecek? Temettürcüler muhtemelen tepki vermiştir. Özgür Hocam öyle bakılmaz. Aman gözünü seveyim falan diye. Özgür Hoca da diyor ki tamam diyor temettüleri de bir katalım diyor. Bakalım ne oluyor. Temettüleri de katmamış. Temettüleri katınca da %137'den %189'a çıkmış. Bakın diyor %189 kazanç. Ben kendi rakamlarımı kontrol ediyorum. Bakıyorum Allah Allah yine bir yanlışlık var. Bak yine bir yanlışlık var. Yanlışlık nerede? Yanlışlık şurada. İlk Özgür Hoca bakarken hiç temettülere katmamıştı %137'de. %189'da temettüleri katmış ama temettüleri nakit olarak üzerine eklemiş. Siz Trading Wave kullanıyorsanız mesela sağ altta bir buton var. İşte temettülere göre düzenle gibi. Siz buna tıkladığınızda olan şey şu. Bizim 6. abimize geri dönelim. 6. abimiz 100 liraya 100 altın almıştı değil mi? Diyelim ki bak. Altın birden ikiye çıkıyor. Altıncı abimiz bu sefer hesabı şöyle yapıyor. Abi diyor yıl bir ben 7 gram altını bozdurdum. 7 para etti. Üzerine ekleyeyim. Totalde ne var? 100 yani. İkinci yıl altın %10 arttı. Ben biraz da biraz bozdurdum. Parayı aldım. TL'ye çevirdim koydum. Üçüncü yıl bozdurdum koydum. 5-10 böyle gidiyor. 10 yıl geçti. E benim elimdeki total para 125 olmuş. Ha demek ki altın %25 kazandırmış diyor. Hayır. Hayır. Altın birden ikiye geldi. %100 kazandırdı. Senin elindeki paranın 125 olmasının sebebi senin altını sürekli bozdurmanından kaynaklanıyor. Şimdi mantığı anladın değil mi? Yani bir şeyin performansını ölçerken sisteme dışarıdan giriş veya çıkış olmaması gerekir. Giriş veya çıkış varsa bunları nötralize etmen gerekir. Öbür türlü işte yanlış hesap yapıyorsun. E peki bunu nasıl bulabileceğiz? Yani bunu hesaplamanın bir yolu var mı? Arkadaşlar bunu zaten Borsa İstanbul endeks üzerinde otomatik hesaplıyor. Buna da getiri endeksi deniyor. Bakın siz BIST100 yazıp grafiğine bakarsanız fiyat endeksini görürsünüz. Fiyat endeksi. Fiyat endeksiyle ile getiri endeksi aynı şey değil. Getiri endeksi üzerinde sen çizgi çekersen Dersen ki %30 kazandım tamam doğru. Fiyat endeksine çekersen işte az önceki gibi hatalara yol açıyor. İşte bir kısmını bozduruyor. Tamam şimdi şirketler üzerinde bozduran sen değilsin. Şirket temettüyü dışarı çıkartıyor. Eyvallah. Ama sen şöyle düşünmen lazım. O dışarı çıkan para tekrar şirkete geri gidecek. Tekrar pay alımı yapacaksın gibi düşünmen lazım. Ondan sonra şirketin gerçek performansını anlarsın. Ondan sonra kazanıp kazanmadığını anlarsın. Yani olay şu. Ben 10 yıl önce parayı koydum, 10 yıl sonra kaç para alacağım? Neticede buna bakıyor olman lazım. Bakın size daha önce bir video çekmiştim. Temettü neden iyi diye bir videoydu. Orada temettülerle geri alım yapıldığında esasen hissenin çoğunluğunun bu temettüden gelen parayla alındığını görüyordunuz. Hatta temetü dağıtan firmalardan örnekler yapmıştım. Değil mi? Ereğli vermiştim o zaman örnek. Bakın demiştim. Bu sizin aldığınız hisse, bu temetülerden alınan ise. Uyanık olun. Orada bu konuya azıcık hafiften girmiştim. Ama Özgür Hoca'dan bunu görünce bir videosunu çekeyim dedim. Şimdi Özgür Hoca'nın hakkı olduğu bir kısım var o videoda. Yani videonun ana konusu şu. Arkadaşlar diyor Özgür Hoca. Siz diyor böyle inip çıkmasına bakmayın. Alın gücünüze bakın. Yani ne kadar domates alabiliyorsun, ne kadar kıyar alabiliyorsun ona bakın. Önemli yani olan budur diyor yatırımda. Doğru. Ama işte ölçüm metodun yanlış olduğu zaman doğru sonuca ulaşsan bile yanlış oluyor. Ölçüm metodu çok önemli. Doğru datayı doğru şekilde yorumlayabilmek çok önemli. Öbür türlü ya acaba falan diyorsun çünkü. Bir gün bir arkadaşla böyle konuşuyoruz tamam mı? Yatırımcısı olduğum bir şirket. Dedim ki ya bu kadar kazandım ben. Yüzde söyledim. Adam iki dakika sonra dedik ya hayır o kadar kazanmış olamazsın. Allah Allah nasıl, nasıl kazanmış olamam? E ben dedi baktım işte bak az önceki gibi. Açmış fiyat endeksini, çekmiş jetlerini. Bu kadar kazanmış olamazsın diyor. Abi kazandım işte bak ben. Egzeli tutuyorum. Ne kadar aldım, ne kadardan almadım. Düzeltilmemiş fiyatlardan bak bunlar 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 bu kadar. Yok diyor o kadar kazanmış olamazsın. Ulan matematik işte. Bence o kadar kazanmadın diyor. Ya yani ne demek bence? Matematik bu. Bencesi yok ki. 2 kere 2, 4. Abi bence 3. Hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Niye? Çünkü vatandaş temettü hesap etmemiş. Temettüyle bu adam Toplamaya devam etmiş dememiş. Direkt böyle çizmiş böyle. Aa sen kötü be. genelde şeyde oluyor çünkü. Temettü yatırımını boklayanlar genelde böyle yapıyor. Fiyat endeksine çekiyor o cetveli. Ya diyor bir şey değil kazanmamış. İkinci argümanları da şu. Ya %3-5 temettü için şey yapılır mı? Bakın o temettü neden iyi videosunu izleyin. Orada %3-5 değil zaten olay. Neyse dönelim konuya. Özgür Hoca %189 hesaplamıştı. Ben açtım baktım hesapladım. Bakın kaynakta borsaistanbul.com Şey değil yani öyle mabadımdan sallamıyorum. Tamam BorsaIstanbul.com 2 Ocak 2006'dan 2 Ocak 2020'ye kadar biz süz endeksi %295. Böyle bir performans vermiş. Tamam Bak %189 nerede? %295 nerede? Ve unutmayın %189 temettü eklenmiş haliydi. Ama hatırla o temettü nakit olarak tutuluyor. Halbuki gerçek getiri %295. Yani şöyle düşün bak. Senin mesela bir tane işte çalışanın var tamam mı? Patron diyor ya 189 lira maliyet olur bize. Tamam diyorsun. Gerçek proje yapılmaya başlanıyor. Bir bakıyorsun 295 lira maliyet. O adamı anında kovarsın değil mi? Yani neredeyse böyle hesap hatası mı yapılır dersin? Tamam hadi 3-5 bir şey oynar. Tamam da eyvallah da 189'dan 295'e de hata yapılmaz. Bakın işte fark böyle. Yani işin özü dataya böyle işimize geldiği gibi bakmamamız lazım. Bakın bir de şöyle bir şey var. Şimdi 100 paramız var tamam. 100 paramızla ev aldık. işte 100 paramızla da altın aldık diyelim. Her ikisi de 200'e çıksın. Tamam Bir gün sonra her ikisi de 200'e çıktı. Şöyle söyleniyor. Burada param %100 değer kazandı diyor. Tamam. Burada param %200'üne çıktı diyor. Abi ikisi de birden ikiye çıktı. Niye ikisine de kazanç olarak bakmıyoruz? Bir tanesinde kazanç yüzdesini söylüyor. Bir tanesinde toplam portföy yüzde kaçına ulaşmış bunu söylüyor. Tamam matematiksel olarak doğru. Yani mahkemeye verirsen hakim diyecek ki doğru söylüyor. <laughs> Bilir kişi doğru söylüyor diyecek. Ama armutla armut toplanır. Kazanca bakıyorsan onda da kazanca bakacaksın. Yani birinde kazanca bakıp birinde portföyüm yüzde şu kadar ulaştı. Olmaz. Ya yani bu şey gibi işte. işine geldiği gibi. Şey hikayesini biliyorsunuzdur. Adam böyle valizlere şeyleri almış. Tamam mı? Deve kuşuna gidiyor. Deve kuşuna diyor ki ya diyor deve kuşu. Taşı bakalım şu valizleri ya diyor. Deve kuşu dönüyor diyor ki ben kuşum diyor. Taşıyamam. Hiç kusura bakma. Adam böyle estağfurullah çekiyor. İyi madem diyor. Madem kuşsun şu mesaj diyor öbür şehre gidecek. Hadi bir uç bakalım bir götür. Bu sefer de yok kuşu diyor ki ooo ben götüremem uçamam. Ben deveyim. Yani işine geldiği gibi bakmak olmaz. Şimdi Özgür Hoca'nın videosuna bir geri dönelim. O videoda Özgür Hoca başlangıç olarak 2006 yılını almış. Bakın ekrana getireyim ben. Referans noktasını, başlangıç noktasını burasını almış. Yani zirveden alıyor. Dolayısıyla o zamanki zirveden aldığın zaman ne oluyor? Kazancın da düşük gözüküyor. Peki ama ben şöyle de yapabilirim. O zaman kıyas başlangıcını ben 2009 yılından da alabilirim. Değil mi? Yani kazanç noktasını buradan da başlatabilirim mi? O zaman sonuç farklı çıkacak. Yani eğer ben gidip endekste 17 Mart 2009'u başlangıç noktası alıp 23 Mayıs 2024'ü de bitiş noktası alırsam o zaman da sonuç şöyle bir şey olacak. %6.569 artış. Bak %6.539 artış. %100'ler 200'ler nerede? %6.500'ler nerede? Değil mi? Yani zaman serisini değiştirip kazancı ve kaybı değiştirebiliyoruz. Ben giderim 2006'dan alırım. Çok kötü ya borsa kaybettiriyor lanet olsun da diyebilirim. Gidip 2019'da başlatırım. Geç çekerim 2024'e %6500. Borsadakiler zengin oldu da diyebilirim. Yani ne taraftan bakmak istiyorsun? Bak bu ama bunlar hep dataya karşı, veriye karşı yanlış yaklaşmak olur. Muhasebeciye, muhasebeciye soruyorlar. Ya 2 2 daha kaç eder? Muhasebeci diyor ki sana kaç lazım ayarlarız. Tamam ona dönüyor iş yani. Hayır. Data neyse o. Dataya karşı objektif yaklaşmak lazım. Yani işimize geldiği gibi bakmamamız lazım. 2009'dan da bakabilirsin çünkü. O zaman da %6500 artış görüyoruz. Olmaz. Şimdi şey diyebilirsiniz. Ya özgürce bunları bilmiyor muydu peki? Vallahi ben bilmem o kısmını. Ben sadece olan datayı söylüyorum size. Şimdi böyle borsa savunmak gibi bir derdim falan da yok. Ben borsanın fedaisi değilim. Ama burada bir matematik hatası var. Bu matematik hatasını benim göstermem lazım. Çünkü çok fazla izlenmiş o video. Yani işin özü neymiş? Fiyat endeksine böyle bakılmayacakmış. Neye bakılacakmış? Getiri endeksine bakacaksınız. İsterseniz TradingView'da getiri, BIST 100 getiri yazıp bakabiliyorsunuz. Ama en sağlıklısı gir direkt Borsa İstanbul'dan bak. Ha bir de deve kuşu gibi olmamak lazım. Yani nesnel olacağız. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Çünkü bakın başkalarına karşı nesnel olmamanız çok önemli değil esasen. Ama kendinize karşı nesnel olmazsanız. Yani ben yatırım yapacağım. Kendimi kandırırsam. Kimi kandırıyorum ben? Kendimi kandırıyorum. Zararı kime? E kendime. E, yani dataya data setini ölçüm mekanizmamızın doğru olması lazım. Çünkü ölçüm mekanizması doğru olmadığı zaman, ölçüm yöntemlerin doğru olmadığı zaman doğru sonuca ulaşsam bile o sonuç geçerli değil. Yanlış ölçün çünkü. Yani endekse bakıyorsanız fiyat endeksine değil, getir endeksine bakacaksınız kazanç kayıptan söz etmeniz için. Eğer şirket bazlı bakıyorsanız temettüleri tekrar o şirkete geri yatırıp bakmanız lazım. O şirket neticede para kazandırdı mı, kaybettirdi mi görmeniz için. İşte bölünmeler vesaire varsa, bedellisi bedelsizi vesaire varsa düzeltilmemiş fiyatlar üzerinden bakacaksınız. Gazete fiyatından gidip o, de, o günkü fiyattan alacaksınız. İşte sonra bölündüyse bölünme hesap edeceksiniz. Temettüler ise temettüye ekleyeceksiniz. Böyle bakmanız lazım. Ondan sonra dersin ki ya %30 kazandım %20 kaybettim. Tamam. Ama ölçüm yolu bu. Bakın bu videoyu çekme sebebim de şu birçok kişi bu hatayı düşüyor. Yani sonuca yanlış yoldan ulaşmaya çalışıyor. Ölçüm metodu yanlış. Siz bu hataya düşmeyin diye çektim bu videoyu. Özgür Hoca'yı da severim sayarım. Hani adamın boklamaya çekmedim bu videoyu abi. Bilgi vereyim diye. Önümüzdeki videolarda şey planlıyorum. Şirketler böyle yatırımcı sunumlarında falan nasıl böyle Ali Cengiz oyunları yapıyor. Tam bak az önceki örnekteki gibi. Yani yüzden 200'e çıkmış. Şöyle de söyleyebilirsin. %100 artış da diyebilirsin. Yüzde %200'e çıktık da diyebilirsin. Bunun gibi. Yani şirketi mahkemeye versen desen ki ya yatırımcılara yanlış söylüyor şirket. Mahkeme diyecek ki doğru söylüyor. Ama <laughs> böyle şeyler var. Bu genelde girişimlerde çok oluyor. Ama başka şirketlerde de gördüm ben. Bayağı büyük şirketlerde böyle şeylerin yapıldığını da gördüm. Bunları anlatacağım. Bu arada 28 bin abone olmuşuz. Abone olduğunuz için de teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Tamam hadi neyse boş yapmayı çok sevmiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.